Kur'an-ı Kerim'i bir insan yazmış olamaz mı? Kur'an hak kitap olduğunu nereden biliyoruz? Bu konu hakkında yüzlerce madde sayabiliriz. Şöyle bir örnek düşünelim. Bir telefonu en iyi anlatan onun mühendisidir, doğru mu? Bunun gibi de kainattan ve insandan en doğru bilgilerle bahseden Kur'an-ı Kerim'dir. Doğal olarak hak kitaptır. Kur'an-ı Kerim'le alakalı içerisinde insanı şaşırtan birçok bilgi görebiliyoruz farklı farklı bakış açılarıyla. Mesela Kur'an-ı Kerim'in gaybi mucizelerine baktığımızda geçmişten ve gelecekten bilinmeyen bilgileri bize sunuyor. Veya Kur'an-ı Kerim belagatıyla, anlatım üslubuyla bütün insanları, bütün edipleri hayrette bırakabiliyor. Veya Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirin diye meydan okumasının asırlar geçmesine rağmen hala karşılık bulamaması yine onun delilidir. Kur'an-ı Kerim 600 sayfa olmasına rağmen milyonlarca kişi tarafından, farklı farklı diller tarafından, hatta farklı yaş grupları tarafından ezberleniyor olması Kur'an-ı Kerim yine hak olduğuna delildir. Ve Kur'an-ı Kerim 23 yılda parça parça inmesine rağmen bir bütün olarak görülmesi ve aralarında hiçbir çelişkinin olmaması yine hak olduğuna delildir. Kur'an-ı Kerim'in ümmi bir zat tarafından, yani okuma ve yazma bilmeyen bir zat tarafından gelmesi de yine Kur'an-ı Kerim'in delilidir. Kur'an-ı Kerim her topluma ve her zamana karşı en iyi bilgi ve en iyi çözüm usullerini vermesi yine Kur'an-ı Kerim'in hak olduğuna diğer bir delildir. Kur'an-ı Kerim akılları, kalpleri ve ruhları en ikna edici şekilde, her yönüyle en tatmin edici şekilde bilgileri sunması yine Kur'an-ı Kerim'in diğer bir delildir. Daha onlarca madde sayabiliriz.